sadece görünen değil, görünenin ötesinde çok daha fazlası var. Susurluğa doğru yaklaştık. Bu çocuk farklı bir çocuk. Beni sakinleştirdiler, su falan getirdiler, otobüsü durdurdular. Bu çocuk paranormal olaylar silsilesi yaşayarak ilerleyecek. Bunun meşhur Susurluk kazası olduğunu öğrendik. Şu an yani sordum, niye daha önce sormadığımı da hiç bilmiyorum. Bunu dışarıdaki arkadaşlarımla paylaştım ama bunu sonra sizinle paylaşalım. Öyle mi? His olarak alır, sezgi olarak alır, vizyon olarak alır, rüya olarak alır ama alır. Bence kaydı bir keselim. Hemen senden de, yani yönetmen arkadaşımızdan rica ediyorum. Bu 4 yıldır gördüğüm bir şey benim ve rüya boyutunda görüyorum. Gemilerin... Bunu söylüyorum sadece. Bir saniye ya. Gelelim. Ben de gelelim şu an. Açın klimayı açın. Açalım. Çocuk mu? Çocuk ne? Çocuklarını da aynı önemsemiyor. O nur, o ışık, adın, dünyada adına ne dendiğini bilmiyorum. Hele hele Anadolu'ya bir el uzanırsa o kırılır. Pişman olurlar yani. Bunda bu kadar net söylüyorum. Anlatmak Zamanı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İlkay Buharalı, çok kıymetli araştırmacı yazar Erhan Kolbaşı'yla birlikte bu projeyi hazırlıyoruz. Ve her bir bölümde aslında o kadar çok şeye tanık oluyoruz ki, duygularınızı, düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşıyorsunuz. Her birinize sonsuz teşekkürler. Şimdi bugün bu videoda, bir kere şu an buradaysak, yani bu bölümü izliyorsak hepimiz biliyoruz ki sadece görünen değil, görünenin ötesinde çok daha fazlası var. Sadece yaşadıklarımız değil, bizim bilmediğimiz ama bir tarafta yaşanan pek çok şey var. Peki ölüm ötesinde neler var? Erhan Kolbaşı ile biz bir bölüm çekmiştik, bize detaylarıyla anlatmıştı. Evet, uzunca bir bölümdü ve çok izlendi, çok kişi çok etkilendi, çok güzel bilgiler vardı. Bu arada izlemek isteyenler hemen yukarıdaki linki tıklayarak izleyebilirler. Ama bugün bu deneyimi böyle iliklerine kadar yaşayan biri yaşadıklarını anlatacak. Halime Balta, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Erhan Hocam, ama önce siz tabii bir şeyler söyleyin. İnsanlar sizi bir haftadır bekliyorlar. Sabırsızlıkla bu saati bekliyoruz bugünü diye yorumlar yazıyorlar. Evet, sağ olsunlar. Bizi hiç yalnız bırakmadılar bu süreçte zaten mesajlarıyla. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Hem mutluluklarını belirtiyorlar böyle bir fırsat yakaladıkları için. Hem bu konuları dinlemek, hem kendilerini ifade etmek, hem de yaşadıklarını paylaşmak bakımından biz de mutlu oluyoruz tabii ki. Şimdi ölüme yakın deneyimler çok insan tarafından yaşanan, çok dönüştürücü, ruhsal bakımdan çok değiştirici, transforme edici deneyimler. Önemli bir vaka, Halime Hanım'ın vakası. Çok detaylı hatırladığı bir vaka. Ama biz paranormal deneyimleri her zaman entegre bir paket olarak görmek durumundayız. Yani bu olaylara baktığımızda, örneğin temas yaşayan birisi ölüme yakın deneyim yaşayabiliyor. Bir takım prekognisyon dediğimiz, olayları önceden görme, önceden hissetme gibi psişik bazı durumlar da yaşayabiliyor. Yani psişik hassasiyet, psişik yetenekler tek bir noktada ortaya çıkmıyor. Yüzeye çıktığı zaman birçok yerde, birçok farklı olay şeklinde tezahür ediyor. Burada beden dışı deneyimlere yatkınlık önemli. Bir kişinin beden dışı bir deneyime, yani degaje olmaya, ruh-beden bağının gevşemesine yatkın olması, onun çok farklı nitelikteki deneyimi hayatı boyunca yaşamasına sebep oluyor. Çocukken başlayan işte bir takım varlık görme durumları, ondan sonra işte görünmeyen bazı oyun arkadaşları, bazı şeyleri hissetmeleri, insanların enerji alanını okumaları, ondan sonra ergenlik çağında yine bir takım farklı deneyimler, ışıklar görmek, odada varlıklar görmek, arkasından bazı olayları sezinlemek, rüyalarda ya da vizyon şeklinde bu süreç ölüme yakın bir deneyimle ya da dünya dışı temas vakalarıyla da devam edebiliyor. Dediğim gibi dünyada da eğilim bu şekilde. Ben de bu anlayışı
burada lanse etmek istiyorum. Artık bu deneyimler entegre bir paket şeklinde, entegre bir model şeklinde incelenmeli. Hepsini aslında parapsikoloji başlığı altında bizim değerlendirmemiz ve metapsişiğin deneysel metotlarını metodolojisinde kullanmamız gerekiyor. Şimdi önemli bir örnek izleyeceğiz. Halime Hanım bize anlatacak. Biz de yorumlamaya çalışacağız. Aslında pek çok olayı iç içe hikayenin içinde dinleyeceğiz. Bu arada sizler bize ulaşmak istiyorsanız, yaşadığınız deneyimleri paylaşmak istiyorsanız, kendiniz için artık anlatmak zamanı olduğuna inanıyorsanız lütfen bize ulaşın. WhatsApp numaramızı şu an videonun altında görüyorsunuz. Buraya mesaj atabilirsiniz ya da mail adresimize detaylarıyla yaşadıklarınızı yazabilirsiniz. Halime Hanımcığım, sizin hikayeniz bebekken başlıyor aslında, değil mi? Evet, bebekken başlıyor. Onları ben çok net hatırlamasam da ailemin bir araya geldiği zaman benim hakkımda anlattığı şeyleri sizlere ifade edeceğim. Tarlada çalışırken bir insan boyu yüksekliğinde salıncak kuruyorlar. Düşmeyeyim, kaybolmayayım ya da yılan ve benzeri hayvanlar zarar vermesin diye. Sabah çok erken tarlaya gidiyorlar. Saat 9 civarı salıncakta olmadığımı görüyorlar benim. Salıncak kuruyorlar iki ağacın arasına. Salıncakta olmadığımı fark ediyorlar. Kaybolmuş olabileceğimi düşünüyorlar. Bunu hep esprili bir dille anlatırlardı. İşte çok zeki, bizim kız çok cadı. 9 aylıkken konuşmaya ve yürümeye başladı. 1 yaşında evi terk etti diye espri konusu oluyor. Ben bunu yıllar sonra farkına vardım ve sorgulamaya başladım. Salıncaktan inip var olan bir dereyi çıplak ayakla 1 yaşında bir çocuğun karşıya geçip cadde üzerinde en az 3 kilometre yürümesi, sabah 9'dan akşam yatsı ezanı diye tabir ettikleri zamana kadar ortada olmaması benim şimdilerde dikkatimi çekiyor tabii ki. Beni oradan geçen, yoldan geçen insanlar bulup babama benzedikleri için göz rengimden bakıp işte olsa olsa bu Şaban abinin kızıdır deyip geriye teslim ediyorlar. Bizim ailede bu hikaye espri konusuydu. Fakat yıllar içerisinde geçen yaşanmış deneyimler, yaşadıklarım bana bunun o zamanlardan bir temas vakası olduğunu düşündürüyor. Peki fiziki olarak bir yerden bir yere gitmesen inemeyecek bir noktada, dere geçemeyecek bir noktada bir bebeği nasıl izah edilir Erhan Hocam? Şimdi bir yaşam planı bu paranormal olayların üzerine kurulu ise kişinin ve ailede de böyle bir durum varsa bu çocuğun ileride yaşayabileceği olaylara, ileride yapabileceği o vazifeye ilişkin olarak bir örnek sergilemek bakımından, bakın bunları çok yüksek şuurlu varlıklar, artık nedir bilemiyoruz, dünya dışı varlıklar mıdır yoksa vazife planının, ruhsal sistemin varlıkları mıdır, onu himaye eden varlıklar bir şekilde alırlar, bir yere bırakırlar, orada bir şey sergilenir. Bakın, bir şey sergileme vardır orada. Bu çocuk farklı bir çocuk. Bu çocuk paranormal olaylar silsilesi yaşayarak ilerleyecek. Bu çocuğun dünyadaki vazifelerinden bir tanesi işte örneğin böyle bir deneyim anlatmak, böyle bir deneyim yaşamak ya da dünya dışı temas vakası yaşamak ya da ölüme yakın deneyim yaşayıp işte bunları insanlara anlatmak. Hayatı bu paranormal unsurlar içerisinde devam edecek demenin, bunu sergilemenin, bunu somut şekilde kanıtlamanın yöntemlerinden biridir. Yani dünya fiziği içerisinde gerçekleşemeyecek bir durumu orada çok kolay bir şekilde varlıklar yaparlar. Bu bize mucizevi gelir. Mucize dediğimiz şey aslında bir üst sisteme ait yasaların bir alt sistemde çalıştırılmasından başka bir şey değildir. Bunu yapabilecek o rehberlik sisteminden varlıklar var. Aramızda da var. Gerektiğinde işte burada tezahür eden, ortaya çıkan, bunları yapabilen varlıklar var. Yani bu çocuk bir himaye altında, bir ruhsal himaye altında ve böyle bir yaşam planıyla ilerleyecek demenin bir yöntemidir bu bana göre. Bir gösterisidir, bir sunumudur.
Sizinle yaptığımız bir bölüm daha aklıma geldi. Vazifeli varlıklar aramızda diye onunla bir başlık atmıştık. Yine onu da izlemek isteyenler detaylarıyla yukarıdaki linki tıklasınlar. Hani belki köprü altında siz onu hiç anlamazsınız falan ama onlar aramızdadırlar tabii, demiştiniz. Tabii. Yani dünya okulunu bitiren, dünya tekamül sisteminden artık mezun olmuş bir varlık buraya çok özel vazifelerle gelebilir. Ve ruhsal sistemin eli ayağı gibi burada çalışır. Serbest şuuruyla buradaki organik bedene bağlı o bağlı şuuru, dar şuuru arasındaki mesafe çok daralmış durum. Yani asıl varlıksal kapasitesini fizik bedende de tezahür ettirebilecek varlıklardır bunlar. Onların yaptıklarını biz mucize zannederiz ama aslında dediğim gibi bir üst sisteme ait, fizik ötesi bir sisteme ait yasaları burada çalıştırabilme liyakatini kazanmış varlıklardır. Bunlar bu tür şeyleri çok rahatlıkla gerçekleştirirler. Biz de örneklerini tarihte de gördük. Dinler tarihinde de vardır bu. Ama bireylerin yaşamlarında da böyle paranormal tecrübeler olarak karşımıza çıkıyor. Ama o tabii kaybolmayla kalmadı. Sonra nasıl bir çocukluk geçti? Farkında olarak geçen bir çocukluk vardı. Rüyalarda eğitim aldığımı düşünüyorum. Bazı gördüğüm rüyaları anneme anlattığımda babam benim rüyalarımda eğitildiğimi söylemeye başlamıştım. Vizyonlar görmeye başladım. Rüyalar görmeye başladım. Gördüğüm rüyaları gerçek hayatta yaşamaya başladım. Ortaokul yıllarında gördüğüm bir rüya vardı. Oturduğum şehre uçak düştüğünü görmüştüm. Farklı bir ilçedeydim. Sabah kalktığımda çocukluk vakti tabii ağlayarak ev sahiplerine ben geri dönmeliyim. Şehrime uçak düştü diye anlattım. Onlar güldüler. Öğleden sonra radyolardan şehre uçak düştüğünü öğrendik. Peki çok şaşırmadı mı çevrenizdekiler işte bunu söylediğiniz büyükleriniz? Onların tepkilerini o an hatırlamıyorum ama çocuk deyip geçiyorlardı daha çok. Peki rüyada çocuklara malum olur gibi bir şeyler düşünüyorlardı sanıyorum. Rüyada eğitim alıyordum dediniz. Onu evet. Mesela hangi anıya ya da neye dayanarak söylüyorsunuz? Onları hatırlıyorum. Rüyada aldığım eğitimler namaz kılmak üzereydi mesela. İlk namazı rüyamda kılmıştım. Dualar öğretiliyordu. Ya da aldığım bir ders varsa, okulda öğreneceğim bir ders varsa onu bir gece önceden rüyamda görüyordum. Ona çalışıyordum ya da. O yüzden defterlerim hep boş kalıyordu. Rüyada eğitim süreci. Bir şey der misiniz buna? Bundan çok bahsettik. Kısaca yine bahsedelim. Bu rüyada eğitim meselesi çok yaygın bir durum. O bilgiler akıyor. Hatta başka bir bölümde de bahsetmiştik. Şuur altına bilgi yüklenmesi meselesi. Zihin devreye girmesin diye şuur altına yükleniyor vesaire. Bunlar oluyor. Ama bizim bağlı bulunduğumuz birer ruhsal aile var. Ruhsal plan diyoruz biz buna. Ruhsal plan. Ruhsal aile ifadesi biraz zayıf kalıyor. O ruhsal plana bağlı varlıklar buradaki vazifesini daha net, daha düzgün şekilde yerine getirebilmesi için ve bazı şeyleri de hatırlatabilmek için böyle bilgi yüklemeleri yaparlar. Bu zaten önceden kararlaştırılmış bir şeydir. Bir dosya hazırlamışsınızdır siz dünyaya inkarne olmadan önce, buraya doğmadan önce, fizik bedenle bağ kurmadan önce. O dosyanın bir tanesi orada asıl serbest şuurunuzdadır. Derin şuur altınızda kayıtlıdır. Bir tanesi de burada beyne bağlı şuur altındadır. Bu aslında bir tür hatırlatmadır. Buradaki vazifenize, buradaki tekamül yolunuza girebilmeniz için bir hatırlatma, bir yardımdır. Bu kendi ruhsal planımızdan çekeriz, kendi derin şuur altımızdan çekeriz ya da rehber varlıklarımız bu konuda bize yardımcı olur, bir takım bilgileri aktarırlar. Bunlar karşılaştığımız şeyler. Bu yayın serisi boyunca sık sık göreceğiz bunu. Yine başka boyutlarından da bahsedeceğim. Şimdi kısaca tekrar üzerinden geçmiş olduk. Rüyalar, gelecekle ilgili vizyonlar, sonra? 25'li yaşlarda ilk temas gerçekleşti. İstanbul'da yaşıyordum o dönemlerde. Yüksek katlı bir evde oturuyordum. Biraz zorlu bir zamandı benim için. Hayat zordu. Acı çektiğim bir dönem diyelim, çaresiz hissettiğim bir zaman dilimiydi. Sabah 5'e kadar pencerede bekledim. İşte
o an içinde bulunduğum durumdan kurtulabilmek için bir takım dualar ettim. Allah'ım bana yardım et, ne yapabilirim gibi. Ve yatak odama gittim. Saat 5'i 5 geçiyordu, çok iyi hatırlıyorum. Kesinlikle hiç uykum yoktu. Sadece dinlenmek için yattım. Yanımda büyük oğlum vardı. Beşikte de küçük oğlum yatıyordu. Sırt üstü yattım. Odanın içi birdenbire karardı. Gözlerim açık. Yatak odasının kapısına bakıyordum. Arkadan müthiş bir beyaz aydınlık, ışık. Onun önünde 3 tane varlık vardı. İkisi kısa boyluydular. Şu an onu 1.40-1.50 civarlarında tasvir edebilirim. Ölçü kavramım biraz zayıf olduğu için. Diğeri daha uzun boyluydu. Kısa olan varlıklarda mimik olmadığını hatırlıyorum. Soğuk bakıyorlardı. Ama uzun varlıkta sevgi ve şefkat hissini aldım. Mimiği vardı. Gülümseyerek bakıyordu. Algı olarak korkmamam gerektiğini algıladım. Duyar gibiyim ama yüksek bir şey, yüksek bir algı. Ve ben de yine içimden korkmadığımı söyledim. Hayatımdaki o zor durumdaki istediğim mesajı bana vereceklerini söylediler. Onu göreceksin. Tabii bu sırada hareket etti, yanıma kadar geldi. Sağ koluma dokundu. Şimdi uyku zamanı. Uyu ve gör. Bir cevap mı arıyordunuz? Hani göreceğiniz evet. Şey size derman olacak bir evet, şey. Evet, çok merak ettiğim ve bu konuda kendimi iyi hissetmediğim bir cevabı arıyorum. Gözlerimi kapattığımı hatırlıyorum ve gözlerimi açtığımı hatırlıyorum. Deli yatan, gezen, uykuda gezen bir tipim. Yattığım gibi. Sırt üstü ve kollarım yandı. Gözlerimi açtım. Saate baktım, saat 7. Dinlenmiş ve tok hissediyordum kendimi. Koluma baktım. Hatırlıyorum çünkü. Koluma dokundukları ana kadar her şeyi hatırlıyorum ve ben rüya gördüğümü düşünüyorum. Ama rüyanın içinde rüyaya gittim. Aradığım cevabı buldum. Merak ettiğim kişiyi gördüm. Bütün yüz ifadesiyle ismine kadar cevabı aldım. Bak bu kişi bu dediler. Vaat edilen rüyayı gördüm. Yani. Evet net bir şekilde gördüm. Ve bunun sevinciyle kalktım yataktan. Tamam dedim ya ben bunu çözeceğim. Koluma baktım. Alt taraftan tutup kolunuzu sıktığınız zaman parmak izi kalmış gibi. 3 tane. Aralar sıkıştırılmış ve biraz bayağı kızarmış. Sıkı tutulmuş bir şeydi. Merakla komşuya indim. Saat 8'i bekledim. Komşuma gösterdim. Dedim böyle böyle kolumu tuttular. Ve ben rüyada buraya gittim. Şunları yaşadım ve bunları gördüm. Ben onu bulacağım. Yok yok sen bir şey yapmışsındır. Kolun üstüne yatmışsındır. Rüyadaki yaşanan olayın gerçekliğini yaşadım. Birebir gittim, gördüm ve cevabımı aldım. Orada hayatım değişti. Şehir değiştirdim. Çocuklarımla beraber annemin şehrine döndüm. İşte ondan sonrası çok garipti. Ondan sonrası benim de dua edip Allah'ım ne olur ben normal insan olayım, normal değilim galiba dediğim ve gerçekten sabaha kadar dualar edip ağladığım dönemdi. Algılarım çok fazla açılmıştı ve insanların düşüncelerini, neler konuşacaklarını, eve hangi fikirde geleceklerini kısa bir hayat yaşıyorum. Dışarı çıksam daha farklı şeyler göreceğim belki. Dışarı çıkmaya karar verdiğim zaman da toplu taşımayla hareket ediyoruz ve yarım saatte bir gelen otobüs var, mesafe var, fazla inmem lazım. Saat kavramım yok. Saate bakmadan otobüsün gelip gelmeyeceğini, vizyonlar halinde yaşıyorum. Kimin ne düşündüğünü konuşmaya başlıyorum. Burada bir Erhan Hocam'a döneceğim. Bir şey sormak istedim hani izleyenler adına. Şimdi bu algı açıklığı diyeyim Erhan Hocam. Biraz böyle yani bugüne kadar dinlediğimiz hikayelerden dalga dalga azar azar geliyor ya aslında. Şimdi kendinde böyle şeyler olduğunu düşünenler varsa bir belki de yanlış düşünüyorlar. Yani insan kendini nasıl takip edip doğru şekilde kendini telkin etmeli ve ne yapmalı? Çünkü uzun ve çileli bir süreç görüyorum. Aslında bütün hikayelerde.
Sizin kendinizi çözmeniz kaç yıl aldı mesela bu yaşadıklarınızı? Ben son 5 yıl öncesine kadar kendimi çözmedim. Çözemedim. Erhan Bey ile karşılaştıktan sonra sayesinde çözdüm. Sorularıma cevap verdim. Cevap bulmaya çalıştım. Hala konuştuğu zaman ağzının içine bakıyorum. Hala kendimi anlamaya çalışıyorum ne yaşıyorum diye. Tabii zorlu bir yol. Yani ruhsal bir takım yeteneklerin fizik beden içerisinde tezahür edişini görüyoruz aslında. Bunlar ruha ait yeteneklerdir. Fizik bedende tezahürü kolay olmaz. Bu ruhsal varlığımızla ilgili o sahayı, o titreşimsel sahanın kudretini, o yeteneklerini bizim fizik bedende tezahür ettirebilmemiz şuur sahamızın çok temiz olmasına bağlı ya da, ve genetiğimizin de müsait olmasına bağlı. Bu jenerasyonlar boyunca gelen bir şey. Şimdi psikik yetenekler sergileyenlere baktığımız zaman mutlaka ya anne hattında ya baba hattında bir fiziksel altyapı görürüz, zemin görürüz. Sizin psikik yetenekleri tezahür ediyor. Evet, baba hattında girmek var. İstemiyorsunuz. Evet, o kadarını söyleyelim en azından. Evet. Yani o zeminin bir kere hazır olması lazım. Yani o ruhsal enerjinin burada tezahür edebileceği maddi zemininde, genetik zemininde, genetiğin ince mayası deriz biz ona. İnce mayasında hazır olması lazım ki bunlar tezahür edebilsin. Ve bir takım psişik akışkanlar, sinir sistemindeki vesaire, bunlara girmiyorum uzun konular. Bunların da müsait olması lazım. Yani titreşimsel olarak daha yüksek bir takım, yüksek titreşimli partikülleri barındıran bir sinir sistemi gerekiyor bunlar için. Bunlar hepsi bir arada olduğu zaman siz bunları tezahür ettirebiliyorsunuz. Ama psikik tezahürler meselesi bir vazife işidir. Neden herkeste olmuyor? Neden belli insanlarda bu tezahür ediyor? Herkesin bir kere buna ihtiyacı yok. Bizim şu anki tekamül sistemimiz dünyada 5 duyuyla enformasyonumuzu alıp o bilgiyle tekamül etmek üzerine. Ama psikik tezahürler sergileyerek de insanın gerçek kapasitesi hakkında insanlığa bir takım örnekler sunmak gibi vazifeler üstleniyorsunuz ve geliyorsunuz. Serbest şuurunuza gün içerisinde ne kadar yaklaşırsınız, ne kadar gevşer, degaje olur ve serbest şuurunuza ne kadar erişebilirseniz de bunları tezahür ettirebilme kabiliyetiniz o kadar artıyor. Şimdi birkaç şey anlatacak zaten bu konuyla ilgili. İşte uçak meselesi onunla bağlantılı. Orada asıl yüksek şuurunuza kayıyor bilinç konsantrasyonu ve o yüksek şuur tabii herhangi bir zaman mekanla kısıtlı olmadığı için ve bizdeki gibi lineer, düzgün doğrusal bir zaman akışına bağlı olmadığı için bir olayın öncesini, sonrasını kısa süreli veya uzun süreli şekilde görebiliyor. Orada başka bir akış var çünkü. O akış bizdeki gibi sebebin sonuçtan önce geldiği bir akış değil. O noktaya yükseldiği zaman bunları görebiliyor. Birkaç örnek daha anlatacak bize Halime Hanım. Onlar da önemli. Bu mekanizmanın nasıl çalıştığını orada göreceğiz yine. Tam da oradayız. Görmeye başladım dediniz değil mi? Evet. Arttı galiba o vizyonlar. Evet, arttı. Bu arada tabii annem benim diğer varlıklara karıştığımı düşünerek Hacı Hoca'da biraz gezdik. Muskalar falan taktık ama bir faydası yok. Sonra ben İstanbul ziyaretim vardı. İstanbul'a gitmek durumundaydım. Eski akrabalarımı ziyarete gittim. Dönerken otobüste bir radyo programında çalışan, hafızam beni yanıltmıyorsa, beni dinliyorsa eğer buradan o da hatırlayacaktır. İsminin Özlem olduğunu hatırladım. Bir genç kız vardı yanımda. Çok muhabbetliydik. Çok güzel şeyler konuşuyoruz. Kakarak ikir gülüyoruz. Gece yarısı saatleri. Susurluğa doğru yaklaştık. Ben narkoz yemiş gibi bir durum, ani uyku basması. Koridor kısmında oturuyorum, dedim bir dakika ben uyuyacağım. Gözlerimi kapattım ve bir trafik kazası yaşadım. Şimdi bazı rüyaları kendimi görüyorum, bazılarını ise televizyondan seyrediyorum. Yani şu an nasılsam öyleyim.
bir araç ve bir kamyon ve bizim otobüsümüz çarpışıyordu. Ve yüksek ağlama duygusuyla bağırarak uyandım ya da ayıldım ya da kendime geldim bilmiyorum. Bağırdım otobüsün içerisinde ve titremeye başladım ağlama hissiyatıyla beraber. Tabii beni sakinleştirdiler, su falan getirdiler, otobüsü durdurdular. İndik, biraz nefes aldık, rahatladık tekrar yolculuğa devam etmek için. Otobüse bindik, rüyaydı. Bu rüya gördük. Otobüse bindik, birkaç zaman dilimi, çok zaman dilimini hatırlamıyorum ama 10 dakika ya da 15 dakika diyelim. Hareket ettikten sonra olmuş bir kazanın, tam da olmuş bir kaza değil, çarparken şu esnada biz otobüsle hareket ettik. Hep birlikte kazaya baktık ve çok üzüldük. Onlar için dua ettik. Şimdi beni dinleyen arkadaşlar bunu çok iyi anlamayacaklar. Çünkü o zamanlar internet yok. Şimdi internet var. Bütün haberleri her yerden alabiliyoruz. Televizyonlarda haberler. Biraz televizyondan ve basından uzaksanız, küçük bir şehirde yaşıyorum, biraz geç öğreniyorsunuz bazı şeyleri. Birkaç gün sonra bangır bangır ortalıkta bunun meşhur Susurluk kazası olduğunu öğrendik. Ya bugün hala herkesin söylenince hemen bildiği, evet, ne bileyim, Cumhuriyet tarihinin belki de en şaibeli, enteresan kazalarından biri. Evet. Ve çok enteresan tabii onu birebir görmüş olmanız. Evet, işte dekaje hale geçiyor. Onu görmeden önce demek ki görmesi gerekiyor bu olayı. Bir şekilde anlatması gerekiyor. Bir kanıt olarak. Ve böyle bir yarı trans haline geçmiş. Şimdi bunları yaşayanlar ne yapmalı sorusuna ben geri döneyim. Biraz açık bıraktık orayı. Bu tür görüllerini mutlaka bir yere not alıp ondan sonra da zaman kodlu bir yerde paylaşsınlar. Mesela Twitter şeyleri varsa hesapları orada paylaşsınlar. Ya da tanıdıkları birine e-mail atsınlar. Ya da kendilerine e-mail atsınlar. Kendi hesaplarına. Oraya hemen bir tarih, saat kodu atar. Tabii ki o programlar. O bir kanıt teşkil edecektir. Bu şekilde takip edebilirler bu durumları. Bu yetenekler niye veriliyor Erhan Hocam? Hani hep bir vazife, sizin çok önemsediğiniz bir şey ya, ruhsal vazife ve herkes bir, evet, vazifeli. Veriliyorsa da bir sebebi var mutlaka, değil mi? Hayatlarında. Bunun temel sebebi bize göre insan varlığı, daha doğrusu ruh varlığı diyelim, gerçek kapasitesi hakkında bize bir bilgi sunmak, bir vizyon sergilemek değil. Yani bunun gerçekte bizim kapasitemiz dahilinde olan ama şu an fiziksel bedenimiz içerisinde kullanamadığımız bir şey olduğunu bizlere anlatmak, bunu sergilemek, realitemizin, algılarımızın sınırlarını genişletebilecek bir bilgi olarak, bir veri olarak değerlendirmemiz lazım. Yani bizim gerçek kapasitemiz bu. Biz ruhsal varlığımızın tam kapasitesini fizik bedende tezahür ettirebilsek her şeyi yapabilecek durumdayız. Yani telepatiyle anlaşabilecek, bütün olayları önceden görebilecek, işitebilecek, hatta bir takım materyalizasyon hadiseleri, apor hadiseleri yaratabilecek falan kudretimiz var. Ha, neden şu an bunları kullanamıyoruz? Dediğim gibi bu devrenin programı buna uygun değil. Bu devrenin beden yapısı da buna uygun değil. Kapasitesi de uygun değil. Biz psişik yetenekleri ancak çok özel durumlarda kullanarak bu devrede tekamül etmek durumundayız. Bu program o şekilde dizayn edilmiş. Bu beden kapasiteleri de ona uygun şekilde tasarlanmış. Ama daha sonraki devrelerde, ki dünyanın geçmiş devrelerinde olduğu gibi, geçmiş devrelerinde bu yetenekler kullanılıyormuş. Belki daha ileriki devrelerde bunu tam liyakatle, tam kapasiteyle kullanabilecek bir insan modeliyle karşılaşabiliriz. İşte liyakat diyorum, bakın. Şimdi psişik yetenekleri kullanabilmek, tam kapasiteyle kullanabilmek hakikaten liyakatle alakalı. Şimdi 2 yaşındaki bir çocuğun eline bir çakmak verip, bir kibrit verip evde dolaşmasına müsaade eder misiniz? Ya da yine 2-3 yaşındaki bir çocuğun eline dolu bir tabancayı verebilir misiniz? İşte psişik yeteneklerin kullanım liyakati buna benzer. Yani bu devrenin insanı bu liyakati taşımıyor. Onun için çok özel vazifeler kapsamında bunlar kullanılabiliyor. Etrafınıza bakın, Türkiye'ye bakın, dünyaya bakın. Bu devrin
dünya insanı bu yetenekleri tam bir liyakatle, etik bir şekilde kullanabilecek durumda mı? Maalesef değil. Düşünebiliyor musunuz? Yani zihin gücüyle bir şeyler yapabildiğinizi, maddeyi etkileyebildiğinizi ve yüksek bir tesir gücüyle insanları etkilemeye çalıştığınız. Bunlar hiçbir zaman egodan uzak, nefsaniyetten uzak bir şekilde kullanabilecek durumda değiliz. Önce nefsaniyetimizi, egomuzu kontrol altına almalıyız ki bu psikolojik yetenekler bizde artık tezahür etmeye başlasın. Biz o liyakatte değiliz insanlık olarak. Bunun için kitlesel olarak bu yetenekleri tam kullanmamıza, tam yetkinlikle kullanmamıza müsaade eden bir yapı içerisinde değiliz. Bedenlerimiz de buna müsait değil zaten. Evet. 1.99 depremi var çok enteresan bir şekilde değil mi yine? Evet. Vizyonla gördünüz. Evet. O nasıl olmuştu? Ağustos günüydü. Çocuklarımla aynı odada yatıyorum. Annemin evindeyim. Bahçe katındayız. O çok canlı yaşadığım bir şeydi benim. Hala etkisini üzerimde taşıyorum. Yattım, uyur uyanıklık arasında bir gemide olduğumu biliyorum. Boş bir alan. Yüzlerce insan var aynı geminin içerisindeyiz ve ayaktayız. Fakat etrafımızda siyah takım elbiseli insanlar var. Gravatlı ve siyah takım elbiseli. Hepsine şöyle bakıyorum, uzun boylu olduklarını hatırlıyorum. Ve neden orada olduğumu bilmiyorum. Gemi sallanmaya başladı. Müthiş derecede sallanmaya başladı. Ve ben çok korktum. Deprem oluyor diye bağırdım. Annem ve çocuklarımı merak ettim. Çok özür dilerim. Ben deprem oluyor demedim. O takım elbiseli varlıklar, insanlar deprem oluyor. Korkmayın dediler. Annem ve çocuklarım diye ben feryat ettim. Ve orada o alandan çıkmak istedim. Onlar beni sakinleştirerek korkma. Deprem Marmara Denizi'nde. Ve şiddeti şu kadar, şu an hatırlamıyorum. Şiddeti şu kadar, annem ve çocukların güvende, sen de güvendesiniz. Mesajını aldım ve yine o otobüsteki gibi yüksek sesle bağırarak ve titreyerek. Konuşacak halim yoktu. Yatakta bağırmaya başladım. Annem sesimi duymuş. Erkek kardeşim geldi yataktan, kaldırdı beni. Bir bardak su verdi, bahçeye çıkarttı. Abla sakin ol. Dedim korkmayın. Siz sakin olun. Bir şey olmayacak. Ve sallandık. Vizyonlarınız hep şey olmuş, hani kaza, diğeri kaza, bu deprem böyle değil mi? Sanki toplumsal kaza böyle evet. Olaylarla ilgili olmuş. Çünkü bu olayların tesiri çok güçlüdür. Hem öncesinde, hem olay anındaki ve hem sonrasındaki tesiri çok güçlü olaylardır ve bunun tesirini önceden alırlar zaten. Yani onların alıcıları, psikolojik insanların alıcıları, radarları bunları önceden alır. His olarak alır, sezgi olarak alır, vizyon olarak alır, rüya olarak alır. Ama alır. Çünkü normal bir olaya göre gerçekten çok güçlü vakalardır. Çok güçlü etki yaratan vakalardır ve fizik planda tezahür etmeden önce daha akışkan planlarda, astral plan diyebilirsiniz buna, orada tezahür eder önce. Ondan sonra fizik plana yansır. Ve duru görürler de o şekilde görürler bunu. Önce orada görürler. Hiç konuşmadık ama pek gelecekle ilgili böyle bir vizyon ya da hissiniz var mı? Paylaşır mısınız, paylaşmak ister misiniz bilmiyorum ama. Şu an yani sordum. Niye daha önce sormadığımı da hiç bilmiyorum. Bunu dışarıdaki arkadaşlarımla paylaştım ama bunu sonra sizinle paylaşalım. Öyle mi? Bence kaydı bir keselim. Hemen senden de yani yönetmen arkadaşımızdan rica ediyorum. Bunu bir anlatın. Erhan Hocam biliyor mu bilmiyorum. Ona göre anlatıp anlatmamaya karar verelim. Olur mu Erhan Hocam? Bu 4 yıldır gördüğüm bir şey benim ve rüya boyutunda görüyorum. Gemilerin Dört yıldır haftada iki kere. Evet. Biz bunu pas geçiyoruz. Önceleri sadece geldiklerini görüyordum. Şimdi
Hayır, 4 yıldır görüyorum, hiç zaman... Ama sıklaşmış son zamanlarda. Ne kadardı bir dile, ne kadar açıktı mesela? Bunu söylüyorum sadece. Tamam, bir saniye ya. Ben de gelirdim, gelelim şu an. Şu an siz de gelirdiniz. Biraz açalım mı klimayı, ne diyorsunuz? Açın, açın klimayı, açın. Açalım, açalım. Şimdi Halime Hanım bize anlattı gördüğü vizyonu. Biz onun yayında da anlatması gerektiğine karar verdik değil mi Erhan Hocam? Evet. Yani bunu bir kesin realite olarak zaten sunmayacağız. Burada bir ortak görü var. Bunu gören sadece Halime Hanım olmadığı için biz ciddiye aldık bunu. Bunun paylaşılması, konuşulması, bunun üzerinde bir değerlendirme yapılması gerekiyor. Farklı boyutlarıyla. Burada bir felaket haberciliği yapmak amacımız değil, tarzımız hiç değil. Ama bir olgu var, sık görülen bir vizyon var, tekrar eden vizyon var ve aynı vizyonu gören başkaları da var sizin gibi. Bunlar bana geliyor. O bakımdan paylaşılması gerektiğine karar verdik uzun süre tartışarak. Ama şunu da yine baştan söyleyeyim, %100 hepsini yayınlamayabiliriz. Yani siz %100 şimdi her şeyi anlatacaksınız. Belki biz içinden bir kısmını çıkartarak takipçilerimizle paylaşacağız. Onu da yine şimdi baştan söylemiş olayım. 4 yıldır görüyorum diyorsunuz bir kere. 4 yıldır görüyorum. Hep aynı sahneleri görüyorum. Çok nadiren sahneler değişiyor ve o sahnelerin içindeyim yine. Yani kendim karşıdan görmüyorum. Ben o birebir olayı yaşıyorsunuz. Olayı yaşıyorum. Bir de görüş sıklığınızla ilgili bu 4 yıl içinde bir seyir farklılığı var dediniz. O nedir? Evet, ilk zamanlar hemen hemen her gün, sonra düşmeye başladı. Şimdi haftada 2 kez, bazen 3 kez. Vizyonlar halinde de görüyorum, uyku halindeyken de görüyorum. Uyku halinde ama uyanığım, dışarısının farkındayım. Aynı sahneler. Askerlerin işgal sahneleri, özellikle yaşadığım şehir ve İzmir üzerinde görüyorum. Yüksektepe'deyim. Kaçmaya çalışıyorum, kurtulmaya çalışıyorum ama etrafımızı sarıyorlar. Kimden kaçmaya çalışıyorsunuz? Yunan ve Amerikan askerlerinden. İşgal ediliyoruz. Bombalar, binalar patlıyor, yangınlar çıkıyor ve teknolojisini bilmediğim silahlar, kızıl, kırmızı renkte silahlar, vış vış diye uçan şeyler ve bir yerleri vuruyor. Akabinde sonrasında dünya dışı yaşamın müdahalesini görüyorum. Nasıl bir müdahale o? Ne görüyorsunuz? Dünya dışı yaşam araçları gelip olaya müdahale ettiklerimi ve rahatladığımı hissediyorum. Onları buradan gönderdiklerini hissediyorum, görüyorum daha Türkçesi. Onlar çok mücadele ediyorlar. Yine onların da silahları var. Onlardan korkularına burayı terk ediyorlar. Ya da Türkiye'yi, bulunduğumuz yeri terk ediyorlar. Dünya dışı yaşam araçlarına benzeyen başka araçlar da var. Sanki onların taktikleri gibi. Dünya yapımı araçlar gibi mi hissediyorsunuz? Ben öyle hissediyorum. Dünya dışı yaşamın kullandığı araçlara benzer yapılmış, dünyada kullanılan araçlar da birbirleriyle savaşıyorlar. Sahneler bunlar, üzülerek söylüyorum. Haftada 2-3 bunu görüyorsunuz. 2-3. Yıllardır. Evet, 4 yıldır. 4-4,5 yıldır. Şimdi sizinle Erhan Hocam galiba yaptığımız ilk bölümde dünya yapımı UFO diyeceğim ben, hani işte dünya dışı yaşam varlıklarına ait araçların dünya yapımı olarak yapıldığını böyle neredeyse belgeleriyle, patentleriyle anlatmıştınız. Evet. Hani bir hazırlık var. Eğer bir gün dünya istila edilirse, ben size öyle sormuştum hatta, bilin ki gerçek dünya dışı yaşam formuna ait değildir onlar. Yani dünyalının yapmış olduğu bir şeydir anca demiştiniz. Evet, falan ne bileyim, şimdi bunları duyunca aklımda pek çok şey, tabii sizin yorumunuz kıymetli. Ya bu senaryolar geliyor bize, evet, onu kabul etmek lazım. Ama bu şekilde olacaktır diyemeyiz. Bu acaba kolektif şuurun bir yansıması, kolektif kaygının bir yansıması mıdır? Bunları da değerlendirmek lazım. Ama böyle araçlar var, evet, böyle araçlar var, üretilmiş durumda. Bunun bir takım
negatif senaryolar içerisinde kullanma çabaları da olabilir. Ama bir yere kadar başarılı olur bu işler. Hele hele Anadolu'ya bir el uzanırsa o kırılır. Yani bunu biliyoruz. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Bu tür negatif senaryolarda karşılığını mutlaka bulur. Hallolur, halledilir. Kimse de kaygılanmasın. Girişimler olabilir. Yani mümkündür, bunlara bir şey diyemeyiz. Ama unutmayınız ki çok yüksek bir ilahi mekanizma çalışıyor. Bu mekanizmanın belki müsaade ettiği kadarıyla yapabilirler ancak. Ama onun karşılığında başka mekanizmalar devreye girer, bu işleri nötralize eder. Hele hele Anadolu'ya karşı bir niyetleri olan birileri varsa da pişman olurlar yani. Onu da bu kadar net söylüyorum. Tabii şimdi siz konuşurken ya anlatmak zamanı çok uzun, daha yani çok uzun bir yolculuğu yok. Yani yeni başlamış bir program. Ve Münir Bey ikinci konuğumuz oldu. Ve hemen hemen aynı şeyleri anlattı. Yani o da Boğaz'ın üstünde pek çok gemi var. Sonra bir gemi grubu daha var. İşte bir karışıklık. Hatta şöyle yapalım. Tam onun anlattığı yerleri buraya bir girelim. Takipçilerimize de hatırlatmış olalım. Siz de uygun görürseniz. Ne söylemişti biz de hatırlamış olalım. İstanbul üzerinde kuzeyden alçalarak yaklaşan, Anadolu yakası var, Göpürüz'den alçalarak yaklaşan büyük siyah karbon fiber yüzeyine benzeyen böyle modernler vardır, görmüşsünüzdür. Böyle işte hamburger gibi durur, böyle üstünden basıp. Giderek alçalarak, atmosferden alçalarak dünya yüzeyine yaklaşan onlarca büyük gemi var. Bu gemiler karşısında yönetimler insanlara acele etmelerini ve güvende olabilecekleri yerlere ulaşmalarını istiyor. Ama bu bir tehdit mi yoksa dostane bir yaklaşım mı? Yönetimler bunun farkında değiller. İnsanlar panik halindeler ama bir kısım insan bu paniği sevk edip, körükleyip yönlendiriyor, o ayrı bir durum. İstanbul Boğazı'nın açıklarında, Sarayburnu açıklarında bir takım savaş gemileri var ama yerli veya yabancı mı bilmiyorum. Bu güvertelerden, bu gemilerden bu gemilere ateş açılıyor. Ama herhangi bir tesiri olmuyor. Gemiler geliyor, evet. Onlar geliyorlar. Fiziki olarak geliyorlar. Biz pek çok şeyi aslında mental yaşıyoruz. İşte bilgiler mental olarak geliyor. His olarak veriliyor. Duru görü olarak veriliyor, vizyon olarak veriliyor vesaire. Ama ben fiziki bir gelişten bahsediyorum. Ben küçük gemileri gördüm. Geliyorlar. Hatta bir gece vaktiydi. Çoğu insan sokağa dökülüyor. Çoğu insan panikte. Biz anlayamıyoruz. Aslında onlar bizim zannettiğimiz amaçla gelmiyorlar. Tabii şimdi böyle birebir örtüşünce de ne bileyim yani ne demek lazım? Orada o yayın sırasında yani ne kadar etkilendiğimi, o yayını tekrar izlerken aynı şekilde etkilendiğimi de söylemek isterim. Şu anda da buz gibiyim. Ya benim bu arada duygu düşüncem ne ifade ediyor onu da bilmiyorum ama hani paylaşmak için söylüyorum. Ne olursa olsun biz bir kaygı, bir endişe üretmeyelim. Düşüncelerimiz daima pozitif olsun bu konuda. Ama hani bu iki... O vizyonu da hem Tuğba hem Münir Bey hem eşi üçü birden görmüştü. Sadece onlar şimdi değil. Bir başkası evet. Ha bir de siz diyorsunuz ki sadece onlar da var değil. Bana ulaşan yani isimlerini gizli tutulmasını isteyen, paylaşılmasını istemeyen insanlar da benzer bir şeyler görüyorlar. Belki ortada bir niyet var ve o niyetin bir tezahürünü görüyorlar. Yani fizik ötesi anlamdaki bir tezahüründen bahsediyorum. Daha fizikte olmuş bir şey değil. Bunlar olur olmaz kesin ifadelerde bulunabilecek durumda değiliz. Sadece bir ortak vizyon üzerinden şu an bu işin mekanizmasını tartışıyoruz. Ama dediğim gibi şu an kaygı üretmeyelim, korku da üretmeyelim. Ama bu konuları konuşmaktan da çekinmeyelim, kaçınmayalım. Paylaşılması
bunda fayda var diyorum ben her şeye rağmen. Sizin buraya gelip bunu anlatmanız da, Müner'in de bunları anlatmasında da bir mutlaka pozitif anlamda bir şey vardır, bir hedef vardır. Hedef vardır. Boşuna olmaz. Bunlar tesadüfi işler değil. Sağduyulu olarak bu konuya yaklaşalım, değerlendirelim diyorum. Bir de geleceğin değişebileceğini siz, yani kolektifteki ufacık bir şeyle bile her şeyin değişebileceğini belki de o kolektif şuura bir etkide bulunuyoruz şimdi pozitif olarak. Epelikte, izleyenlerle birlikte. Evet, yani bu konuda söylemek istediğiniz bir şey daha var mı? Bilmiyorum. Hani pozitif olmak. Söyleyebileceğim tek şey bu. Güzel düşünüp güzel yaşamaya çalışmak. Sevgi. Kötülükten hiçbir şey olmuyor. Burada o kadar güzel bir enerjiniz var ki yani bahçede de kucağınıza yatasım geldi ve yattım sonunda. Teşekkür ederim. Ne bileyim, insan böyle sarıp sarmalayan çok güzel bir anne. Ne bileyim, böyle bir enerjiniz var şimdi de söyledim. Atarız belki kurguda, bilmiyorum, tutamadım kendimi. Aslında onun sebebi nedir biliyor musun? Nedir? Çok zorlu bir hayat yaşamış. Çok azını anlattı bize. Yani öyle mi? Bu zorlu hayatın getirdiği bir ruhsal olgunluk var. Bir enerji değişimi var üzerinde. Bu çok net. Yüzüne yansımış. Çok acılar törpülemiş onu. Çok şükürüz. Ben seviyorum onların hepsini. Ya. Çok şey kattılar bana. Burada, ne güzel. Bazı insanlara karşı hiç tanımadan hani pek çok duygu hissedebiliyoruz ya. Çok nadir oluyor ama aşırı güven, aşırı sevgi, işte ne bileyim şefkat ya da bir şey. Bunun bir sebebi var herhalde. Tanıyor mu insanlar birbirini? Mutlaka. Yani mutlaka. Geçmişten gelen bir takım tanışıklıklar olabilir. Aynı ruhsal plandan tesir alıyor olabilirler. Onun verdiği bir sempatizasyon olabilir. Bunların da maddi anlamda, fizik anlamda açıklamaları var. Süper partiküller dediğimiz partiküller var aramızda, böyle paylaştığımız. Bunlar insanlar arasında sempatizasyonu sağlıyor, yakınlığı sağlıyor. Henüz tespit edemiyoruz o partikülleri ama teorik olarak var bunlar. Çok güzel bir şey tabii bu paylaşımlar, bu ortaklıklar. Hepimizi birbirimize yakınlaştırıyor. Keşke bütün insanlık ailesi aynı hisleri taşısa, aynı tesir planından beslenebilse ama şu an için biraz uzak bir realite. Ya benim içindeyken inanılmaz etkilendiğim yayınlardan biri oldu. Gerçi her biri öyle. Bir de ölüm ötesi deneyiminiz var. Aslında sizi davet etmemizin sebebi de en çok onu anlatmanızdı. Ama hani buraya kadar anlattıklarınızla bilemiyorum. Duygularınızı, düşüncelerinizi yazın. Yani kimseyi de yönlendirmiş olmayayım tabii bir taraftan. Ölüm ötesine geçişiniz nasıl oldu? Onu anlatmaktan büyük bir keyif alıyorum. Ve her anlattığımda o anı yaşamak benim ayaklarımı yerden kesiyor. Çok severek ve isteyerek, çok büyük bir heyecanla anlatacağım onu. Karnım şişmeye başlamıştı. Sebepsiz bir şeymiş. Kolonoskopi yapılması gerektiği söylendi. Hastaneye gittik kolonoskopi için, yattık. Daha önce narkoz aldığım için biliyorum, bir şey hatırlamıyorsunuz. Hiçbir şey yok. Yatıyorsunuz ve kalkıyorsunuz. Ameliyat işte 4 saat geçmiş, 5 saat geçmiş, ameliyatınız olmuş. Ayılma safhası var. Fakat saniyelik bir şey yaşadım. Baktım ve bu tarafa doğru çekilmeye başladım. Kendimi orada gördüm ve çekilme hissi var. Yani karanlık bir yer. Beden duruyor, ruh mu? Beden duruyor. Kendimi, yani ben olduğumu zannettiğim bedeni orada görüyorum. Orada bir kopuş oldu zaten. O kim onu da bilmiyorum yani. Saniyelik baktım, gördüm ve bir çekilme hissi yaşadım. Karanlık bir alandan geçtim ve çekilme hissi yaşadım. Ve sonrası çok rahat bir, dünyada olmayan bir duygu var. Bunun adı huzur değil, bunun adı sevgi değil, bunun adı hiçbir şey değil. Dünyada tatmadığım bir duygum var. Ve bir ağırlığım var, onu hissediyorum. Ama çok hafifim. O benim işte yani, onu hissediyorum. Karşımda iki bina büyüklüğünde devasa bir kapı. Yani, Cem Yılmaz'ın esprilerinde falan yaparlar, çok gülerdim. O iki kapının menteşe aralarından, altından muhteşem bir enerji, ışık. Işık diye tabir edemiyorum çünkü ışık şöyle bir şey. Işığı görüyorsunuz.
Ama bir kütlesi, bir hacmi, bir ağırlığı olduğunu hissediyorum onun. Akan bir şey akıyor, dışarıya doğru akıyor ve ben ona karışmak istiyorum. Her iki kapının da mı altından bu? Kapı sıkıyor? Şöyle. Ha, iki han kapısı iki gibi düşünün. Kanatlı tek bir kapı. Evet, bu. Evet. Şöyle açılması gereken bir kapı. Ve ben kapının açılmasını, oradan geçmesini istiyorum. Açın diye. Hani dünya tabiriyle kendimi yırtıyorum kapıyı açın diye. Ama hayır. Çocukların var. İçimde algıladığım bir şey. Çocuk mu? Çocuk ne? Hayır, ben gideceğim. O ışığa karışmak istiyorum. Bırakın beni, gideceğim. Hayır. Senin geri dönmen gerekiyor. Görevlerin bitmedi. Ve tekrar bir geri çekilme. Elektrik süpürgesi çekilme hissi. O düşme anını anlatamam. O öyle bir düşme anı yok. Sadece şey, ilk uyuduğunuz zaman bir düşme anı vardır ya, ona çok küçük benzetebilirim sadece. Çünkü düştüğüm an, indiğim an ya da bedene girdiğim an, bedenimi hissetme sallandım. Ve fiziksel acı çekmeye başladım. Gözlerimi açmak istemiyorum, bırakın beni. Ben rüya görüyorum dedim. Şükürler olsun Halime Hanım, aramıza geri döndünüz. Sizi kaybettik sandık gibi cümleler, ben orada değilim. Hiç onun sorgulamasını yapmadım. Sadece fiziksel acılar çekiyorum ve o gözümü açmak istemiyorum. Çünkü o enerji alanı, o nur, o ışık, adın, dünyada adına ne dendiğini bilmiyorum. Dünyevi olmayan o şeyin içerisinde tekrar var olmak isteği. Ve hep bu anı hatırladığımda aynı mutluluğu yaşıyorum ve aynı heyecanı yaşıyorum. İşte kendime geldim, hay Allah ya, yani gelmeseydim keşke. Fiziksel acılar hissetmeye başladım. Hep bir mücadele etmişler sanıyorum vücudumda geri dönebilmem için. İşte ellerim, göğsümde morluklar falan vardı. Şimdi bunu anlattığım insanlar niye sorgulamadın, ne olmuş? Kalbimin durduğunu söylediler. Ama bana yaşattıkları o kadar güzel bir şeydi ki, sorgulamayı düşünmedim. Peki durdurdular diyorsunuz. Sorgulamayı düşünmedim. Orada bıraktım. Kalbim durdu. Ne oldu? Bir şey oldu. Ben gittim. Onu gördüm ve yaşadım. Mutluyum. Ve o günü bekliyorum sabırsızlıkla. Anlattığı detaylarda biliyorum sizin dikkatinizi çeken o şeyler var. O kadar çok şey var ki hangi birini anlatsam diye düşünüyorum. Hepsi o kadar tipik ki. Hakikaten her unsuruyla mükemmel bir ölüme yakın deneyim. En başından beri, şimdi bilinç bedenden ayrıldı ya, bilinç zaten beyne bağlı bir fonksiyon değil. Bunu artık biliyoruz. Bilinç bedenden ayrıldı. Tepeden kendisini görüyor. Bu da çok tipik bir şeydir. Ve ölüme yakın deneyim vakalarında şuna rastlanmış, şu bilgiyle karşılaşılmış. Kendi bedenini önce tanımıyor. O kimlik duygusu kayboluyor. Aşağıda biri yatıyor, üzerinde işte doktorlar çalışıyor, elektroşoklar falan, kalp masajları. Kim acaba? Hatta üzülüyor kendisini gördüğünde, oradaki cesedi ya da o bedeni gördüğünde diyelim. Üzülüyor şey insan. O bilinç ayrılmış oradan. Evet. Bilinç ayrılmış, başka bir hale geçmiş. Kendi serbest şuur haline geçmiş aslında. Asıl varlığına geçmiş. Bilinç oraya projekte olmuş durumda. O deneyim ona yaşatıyorlar. Sonra vazifeli varlıklar karşılıyor. Ve ya da karşınızda işte büyük bir kapı görüyorsunuz. O tamamen imajinatif bir kapıdır. Yani oranın vazifelilerinin, oranın rehber varlıklarının daha önce de anlattığım gibi imajinasyonuyla oluşturulmuş bir kapı. Tamamen astral maddeden. O bir sembol aslında. Buradaki sembol şu. Bu ölüm, gerçek bir ölüm değil, ölüme yakın bir deneyim. O kapı açılır ve geçersen gerçek ölümle karşılaşacaksın. Ama sana bu kapıyı açmıyoruz. Yine de bu deneyimi yaşatıyoruz. Bundan bir takım kazanımların olacak ruhsal gelişim anlamında. Dönüp insanlara da anlatacaksın. Fakat o noktada Halime Hanım çok önemli bir şey söyledi. Çocuklarını dahi önemsemiyor. Bu kimse yanlış anlamasın, böyle bir vicdansızlık vesaire değil. Orada ne annelik duygusu kalıyor, ne eş, ne kardeş, ne arkadaş, hiçbir şey kalmıyor. Dünyevi kimlik tamamen kayboluyor.
bambaşka bir şuur halindesiniz. Artık bütüne karışmış bir haldedir çünkü varlık bunu hissediyor. Ve dünyada bıraktığı o akrabalarının, çocukların, eşlerin vesaire sadece dünya yolculuğunda ona eşlik eden başka ruh varlıkları olduğunu fark ediyor. Yani şu andaki evlat duygusuyla bakamıyor orada artık. Orada bütün varlıklar birbiriyle kardeş gibi bir şey. Öyle bir duygudan bahsediyor. Beni dünyaya bağlayan yegane şeyler çocuklarım. Beni tanıyanlar çok iyi bilirler. Büyük bir fedakarlık yolculuğum var onlarla birlikte yaşamak için. Neredeyse onlar yaşasın. Annelik duygusu. Ben onları yaşatayım duygusuyla yaşadım ömrüm hayatım boyunca. Kaç çocuğunuz var? En başında hep söyleriz bu iki. Sefer söylemedim. İki çocuğunuz iki, var iki, ve evet. Kaç yaşındaydınız? Biri 30. Ben 54 yaşındayım. 54 yaşındasınız. İki çocuk annesiniz. Sonradan düşündüğümde beni dünyaya bağlayan en önemli şey çocuklarım olduğu için o mesajı çocukların var. Hani geri gel. Bağlayın, bağlanman orada. Öyle bir kavram yok. Çocuk. Evet, bu çok tipik bir şey. Çocuk. Yemek, şeker, o bu aklınıza ne geliyorsa. Dünyada hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Öyle bir unutmuş gibisiniz. Ve bir, çok önemli bir şey daha var. Kendimi, ben olan gerçek beni, benden içerideki beni şöyle hissettim. Bir ağırlığım var. Çok hafif olmama rağmen bir ağırlığım var. Bir formunuz da var orada. Bir renkli bir form. Gökkuşağı renginde bir formdu. Yani 7 renk mi böyle? Rengi pek falan renk. Bilemiyorum ama beyaz baskın ya da beyaz demeyelim de o ışık, beyaza yakın olan ışık ya da nur bilemiyorum. O baskın ama arada pastel renkler, gökkuşağı renkleri vardı. Ve bir hacmim de vardı. Onu da hissediyorum yani. Bu arada Erhan Hocam bir kez daha altını çizelim. Hani o kadar güzel anlatıyorsunuz ki tamam gidenlerin arkasından üzülmeyelim, çok iyi olduklarını bilelim Allah'ın izniyle inşallah. Ama ölmeye de niyetlenmeyelim, onun bir altını çizelim yok, lütfen. Yok asla. Tabii bu tür vakaları anlatırken her zaman altını çiziyoruz. Bu ancak zamanı geldiğinde kendi varlığımızla oradaki rehberlerin birlikte karar verecekleri bir şeydir. Onun dışında biz böyle bir duyguyu yaşayalım, buna ulaşalım bir an önce şeklindeki bir erken girişim içerisinde kimsenin bulunmaması gerekir. Onun sonuçları çok ağır. Bunu her zaman söylüyoruz. Yine tekrar edelim. Bir de Amerika'dan enteresan kayıtlara geçmiş bir ölüme yakın deneyim vakasıyla belki kapatabiliriz. Enteresandır. Bahsetmek istedim. Ve şeydir, hakikaten raporlanmıştır. İki kardeş, bir erkek, bir bayan. Bir tanesi kalp krizi geçiriyor, hastaneye kaldırılıyor, komada. Ve aynı gün, aynı saatlerde kardeşi de şeker komasından dolayı aynı hastaneye kaldırılıyor. Başka bir birimde o. İkisi de komadalar. Ve ikisi de ölüme yakın deneyim yaşıyorlar. Adam koma sırasında, kalp krizi geçiren adam. Bir anda bedenini o da sizin gibi tepeden görüyor. Önce tanımıyor, sonra odanın köşesine gidiyor. Kendisini işte hayata döndürmeye çalışan doktorların, hemşirelerin konuşmalarını duyuyor, onları izliyor. Bu arada bir anda kız kardeşi karşısında beliriyor. O da bedeninden ayrılmış. Ve konuşmaya başlıyorlar, yaşadıkları durumu tartışıyorlar. Kız diyor ki, ben ışığa doğru gidiyorum. Adam diyor ki, ben de seninle geliyorum kardeşine. Hayır, sen gelemezsin, senin zamanın gelmedi diyor. Kız kardeşi, ben ayrılıyorum diyor. O bir tünelin içinden ışığa doğru gidiyor. Adam bedenine geri dönüyor. Uyanır uyanmaz doktorlara şunu söylüyor. Lütfen diyor, benim komadaki kardeşime bakın. O diyor öldü. Onu kaybettik diyor. Doktorlar diyor ki, hayır o daha komada, bir şey yok. Ama yine de teyit etmek için şey yapalım, o departmana soralım diyorlar. Arıyorlar, hakikaten tam o söylediği saatlerde, dakikalarda vefat etmiş. Orada karşılaşmışlar, vedalaşmışlar. O nihai ölüm yaşamış, ışığa doğru gitmiş, spatyoma intikal etmiş. Diğeri de ölüme yakın deneyim yaşamış ve bedenine geri dönmüş. Evet. Ölüm var. Bu hakikat. Ama son değil. Ama son değil. Asla. Son değil. Son değil. Belki yeni bir şeyin başlangıcı. Çok teşekkür ederim. Bir şey söylemek ister misiniz? Hani burada
Bütün tatlılığınızla bulundunuz, bütün yaşadıklarınızı anlattınız. Şimdi böyle herkes sizi dinliyor. Şu kameraya baksanız da iki cümle etsiniz böyle. İnsanlığa, hani bir de şeyi görüyorum ben. Bu deneyimleri yaşayan insanlar bir şey haykırmak istiyorlar. Yani bak hakikat bu değil. Bildiğiniz gibi değil diye bir şey haykırmak istiyorlar ya. Değil. Buyurun haykırın, ne söylemek istersiniz? Değil. Öncelikle size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Hepsinin güzel yüreğinden, sizlerin güzel yüreklerinizden öpüyorum. İlk kez yaşadığım deneyimleri anlattığımda kendimi çok rahat ve anlaşılır bulmuş olmanın verdiği mutluluğu yaşıyorum. Diyorum ki, kendinizi ifade edemiyorsanız sizi anlayanlar var. Çıkın çıkın gelin. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sizler de sağ olun. Bize ulaşmak istiyorsanız WhatsApp hattımıza yazın, bize mail atın. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen en yakınlarına bile anlatamadıklarını gelip kameralar önünde anlatan birbirinden cesur insanları ağırlıyoruz. Beni alıştıra alıştıra ufak ufak görüntülerle geldiler. Daha sonra ışınlandım. Minicik bir ışık gibi geliyor. Bir anda bizim realitemize uygun şekilde bizim görebileceğimiz hale geliyor. Benim ailem orada. Ben bir gün gideceğim. Beni evden alan o varlık bana babam olduğunu söyledi. Ve beni her zaman koruduğunu, elini sırtıma koydu, o parmakları falan hissettim. Önce bir ürperdim. Peki sizin çok enteresan bir kalp ameliyatınız var. Evet. Elleri giriyor, hissediyorum, acı yok. Ve ilk defa bana inanan bir doktorum çıktı ama yani inanması lazım. İnanan tek doktor değil. Kendilerini saklayan, konularda konuşamayan o kadar çok doktorla konuşmuşum ben. Çok şey biliyorlar. Resmen arkamdan bir böyle çift el, konuş, konuş diyor bana. Ne zaman? Son artık, ha, son cümleleri kullanıyoruz. O ara konuş, buradaydı.